Merhabalar bu videoda harita boyu kayan Taret, köretmeyen Sky Flash'ı gibi ilginç konular hakkında konuşacağız. Hızlı bir giriş yapacağım fakat öncesinde duyurularımızı yapalım. İlk olarak son videolardaki çekiliş kazananlarını şu an karşınızda görüyorsunuz. 6 arkadaşımıza hayırlı olsun. Bu arkadaşlar bana Discord üzerinden ulaşabilir. Hani YouTube'unuz ile Discord'unuzu bağlamanız gerekiyor. Ardından bana mesaj attıktan sonra ben de kodları size ulaştıracağım. Bu videoda da bir arkadaşa 1450 Valoran puanı hediye edeyim. Videoyu beğenmeniz, yorum atmanız ve kanala abone olmanız katılmak için yeterli yine gece pazarı boyunca gece pazarı gitmeden daha fazla VP vermeye Class Game sponsorluğunda devam ederiz. İlk olarak bu kayan kaykay yapan Killjoy hatasından bahsedelim. Lotus haritasında Lotus kapıları aracılığıyla gerçekleştirebiliyorsunuz bu hatayı ve gerçekten çok komik bir hata. Kapının bulunduğu bölgeye taretinizi yerleştirdikten sonra kapı tam kapanırken normal şartlarda taretinizi kırmıyor, taretinizi ileri atıyor. Fakat siz arkadan karakterinizle birlikte tarete destek sağlarsanız gittiği yere kadar taretiniz hareket edebiliyor. Ben bunu hani içeri tarafa doğru denemiştim kendim. Çok uzak mesafelere gidemedim. Yani B side'ın içerisinde durdum. Fakat Reddit'te baktım. Reddit'te bir kullanıcı Taret'te neredeyse bütün haritayı turlatmış. O da gerçekten çok ilgimi çekti. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hani böyle kötüye kullanılacak bir hata değil ama gördüğüm zaman açıkçası komiğime gitti. ilgimi çekti. Bunun dışında Twitter'dan atan arkadaşlar vardı. 6.03 güncellemesiyle birlikte skilllerin bulunduğu hat bölümü bozulmuştu ve bu durumun bozulması da hatta birkaç karakterde birden bozulmuştu. Bu durumun bozulması o hizalamayı yaparak line up atan arkadaşlara zorluk çıkarıyordu. Fakat dün gece bir hotfix geldi ve bu problem çözüldü. Kısa bir süreliğine de olsa line up'larınızı bu hatadan dolayı yanlış atmış olabilirsiniz ama durum dediğim gibi düzeldi. Lokin turnuvasında FPX ve Carmine Corp karşılaştı. Bu maçta per Pearl haritasında bir sky ortaya çıktı. Sky flash'ı patladı fakat düşmanı kör etmedi. Bu hatayı incelediğimiz zaman Pearl'de küçük bir piksel bug bulunuyor ve bu da hani flash'ı patladığı zaman düşmanların kör olmamasına sebep oluyor. Oyun içinden aldığım görüntülerle daha iyi anlatayım bunu sizlere. Şahin uçtu. Evet bu noktada şuradaki Burası. noktada bir piksel bug var tabii ki de bu şekilde değil. Evet kör etmiyor uçtu. Bu şekilde. Bu arada bu turnuvada 6.03 güncellemesi oynanmıyor. Dolayısıyla bu hani eski güncellemelerden kalma bir hata. Son olarak Fireflux'tan Bloodcore'un paylaştığı çok güzel bir klasik kullanma yöntemi var. Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa, kullanmayan arkadaşlar varsa işine çokça yarayacaktır. Ben poligon içerisinden görüntüyü de sizlerle paylaşacağım. Durum şu. Klasik kullanırken ilk önce sol tık, ardından sağ tık yaparsanız herhangi bir gecikme olmuyor. Daha doğrusu gecikme oluyor ama gerçekten çok az bir gecikme oluyor. Fakat ilk önce sağ tık, ardından sol tık yaparsanız yani ilk önce üçlü atışınızı yapıp son sonradan tek atışa geçerseniz ciddi fark edilebilir bir gecikme oluyor. Bu da ölmenize sebep olabilir. Yani gireceğiniz fightlara önce tekli atış, ardından üçlü atış şeklinde girerseniz bu durum sizlere ne hani düello kazandırabilir. O fightları kazanabilirsiniz. Yani Vladkor'nu anlatmaya çalıştığım mantık şu İlk sol klik, ardından sağ klik yaptığınız zaman arada daha az bir gecikme oluyor. Fakat ilk sağ klik, ardından sol klik yaptığınızda arada daha çok bir gecikme oluyor. Onu da bu şekilde gösterebilirim. Arada bir delay oluyor, yani bir gecikme oluyor. Dolayısıyla ilk önce klasik oynarken ilk önce sol kliğe basıp ardından sağ kliğe basmanız sizin için daha iyi olur. Tekrar olabilecek en hızlı şekilde gösteriyorum i̇kinci yani vuruşu yaptım. Sol kalikte herhangi bir gecikme yok. Sol kalikleri hızlı bastığınız sırada ama hani o yani sağ kalik sol kalik sıralamasına dikkat edersiniz. Evet genel olarak bahsedeceklerim bu şekilde. Neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.